Aydınlığa bizimle ulaşın. Çetin Elektrik ve Aydınlatma'nın sunduğu spor zamanı devam ediyor. Evet sevgili Keşen FM dinleyicileri, tekrar reklamların ardından yine spor zamanını kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugünkü konuğumuz biliyorsunuz Anafartalar Spor Kulübü Başkanı Sayın Salih Kirezci. Sayın Kirezci, az önce gerçekten önemli bir noktaya değindiniz. Yönetimlerin gerçekten çok devamlı olmadığını ve takımın kırıcı bir nokta olduktan sonra, yani takımdaki başarısızlığın da yöneticileri de bu işten uzaklaştırdığını dile getirdiniz. Ben Anafartalar Spor'un küme düşmesiyle ilgili Yeni İmaret maçının bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Yeni İmaret sizin rakibiniz, onu yenemedik burada. Eğer o maçı kazanmış olsaydık şimdi hiç bunları konuşmayacaktık bence. Yeni İmaret maçı gerçekten burada kaybedilen kötü bir maç oldu. Tabii ki son maçta da hatta berabere bile kalabilseydik son maçta deplasmanda olmadı Saraçhane ile. Şimdi Sayın Başkan, bugün sizlere bir de kongrede başkan adayı olan Sayın Mustafa Ak soracağım. Siz de onunla bir dönem çalıştınız sanırsam. Mustafa Ak için neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir başkan adayı Sayın Ak? Onu da bir değerlendirsek. Veya bugün kongre olmazsa başka adayların çıkma ihtimali olabilir mi Sayın Kirezci? Bunu da sizlere buradan sormak istiyorum. Mutlaka olacak. Evet. İki liste yarışacaktır. Evet. Kongrede. Şimdi tabii Mustafa tanıdığımız, bildiğimiz yıllardan beri Keşan'da esneklik yapan bir arkadaşımız. Bu anlamda orada başarı sağlar diye düşünüyorum. Evet. Doğru düzgün tanıdığımız bir dostumuz. Evet. Ama şimdi şunu iyi bilmesi lazım. Yani orada heyecan yaratacağım derse oraya güç ayırman lazım. Bu bir gerçek. Yani siz de bu yollardan geçen birisiniz. Ben de yıllardan beri bu işin içindeyim. Yani buraya kendi imkanlarınızla bütçe sağlayamazsanız, yani değişen hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Yani takımın işte birinci amatörde, ikinci amatörde veya süper amatörde olması toplumsal açıdan bir heyecan yaratmıyorsa spor, aynı kümede olduğunuzun çok önemi yok. Bakıyorsunuz çok, hiç liglere katılmayan bir mahalle takımı bile, bakıyorsunuz işte akşam üzerleri şurada toprak sahada maç yaparken mahallenin yarısı onları seviyor. Bu bir heyecandır. Sporun amacı budur. Bir, gençleri o kötü ortamlardan alıp sporu sevdirmek, sporu alıştırmak. İki, işte onların arkasında toplumsal bir kitle yaratmak, güç yaratmak. Şimdi bunu yapamıyorsanız, Bal Ligi'nde de olsanız, efendim söyleyeyim, bakın buyurun Bal Ligi'ne çıktık yaşam. Gerçekten de şansımızdır bizim. Kimine göre şanssızlığımızdır, çok güçlü takımlarla oynadık ama biz, bana göre şanstır. Keşan'ın Fartalar Spor'u çok güçlü takımları sahalarına götürdük, statlarına götürdük. Onları buraya getirdik. Kocaeli Spor geldi. Kocaeli Spor geldi. Erak Spor'u, Büyükçekmece Spor'u, işte Karadeniz takımlarından, İstanbul takımlarından bir sürü. Şimdi bu heyecanı Keşan'a getiriyorsunuz. Keşan'daki heyecanı oraya getiriyorsunuz. Ancak kayıtlarımızda mevcuttur. Mesela işte bilet bastırıyorsunuz izinli. Kamutan. Kombi. Yani veya normal. Normal veya kombi işte bastırıyorsunuz. Gidin bakın toplanan paralar futbolcuların 2 haftalık yemeğini karşılamaz. O yüzden şimdi bu heyecan bitmiş. İşte 90'lı yıllarda... Şehir heyecanını mı yitirmiş sizce? Yani şimdi dedim ya, 90'lı yılların başına değindik az önce sporda. İşte o zamanlar stada gidiyordunuz. Stad inmiyordu. Yüzlerce, binlerce kişi geliyordu takımın arkasından. Yok şu anda. Yani işte bir kısım ayak emekli insanlar işte çekilden alıp oraya gelip. Peki bu heyecanı yitirmesinin sebebi sizce ne? Bir kulüp başkanı olarak ne? Burada yönetimin mi? Ne bileyim yani buralarda ya, yönetimlerin de hataları, kusurları, eksikleri var mı? Var ya, mutlaka var yani, da. Bu neden böyle oldu? Bu şehir neden bu spordan uzaklaştı? Eski o Keşan heyecanı. Çünkü Keşan'ı herkes spora müthiş bir destek veren, birlik beraberlik içerisinde olan bir yer olarak görüyorlardı. Örnek alıyorlardı. Uzun Köprüsü yeri geliyor, Edirne'si, Trakya'da birçok yer Keşan örnek alıyordu. Evet. Ama bugün baktığımızda maalesef Keşan onların çok çok
gerisinde kaldı. Sayın Başkan, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bunu, yorumunuzu merak ediyorum. Bunun sadece spordaki başarılı veya başarısızlıklarla veya kulüp yöneticileriyle doğrudan bağlantısı yok. Evet. Bu bir sosyoekonomik bir durum. Kültürel bir durum. Gerçekten de işte son 10-15 yılda bu çok azaldı insanlarda. Yani bu tip manevi olaylara ilgi çok azaldı. Bu ekonomik şartlardan, sosyoekonomik şartlardan kaynaklanan bir şey. %90'ı. Ama tabii ki kulüplerin de halka bu heyecanı verememesinden etkisi var. Futbol içinde son zamanlarda yapılan tartışmaların, kulüplerin içinde yapılan tartışmaların etkisi var. Bu bir bütündür ama ben şuna inanıyorum, kesinlikle sadece spora ilgisizlik, işte futbolun başarısızlığı, kulüplerin başarısı veya başarısızlığı değil. Bu tamamen insanların artık komple ekonomik şartlara yönelmesinden dolayı hem kulüplere destekler azalıyor, maddi destekler azalıyor, manevi destek de bununla birlikte azalıyor. Yeah. Yani ben bugün baktığımızda Tekirdağ Spor da düştü. Yani üçüncü ligdeydi. Tekirdağ Spor düştü. Tabii yani işte şimdi kalıcı. Büyükşehir olan bir yer. Tabii bakın. Yani işte bakıyoruz. Program başında da söyledik. Evet. Şimdi bir yere çıkmak önemli değil. Yani orada kalabilmek. Orada kalabilmek önemli. Yani o heyecanı yaşatabilmek önemli. Yoksa hangi ligde olduğunuzun çok önemi yok. O kitleyi oraya getiremiyorsanız, o heyecanı yaratamıyorsanız. Evet. Biz yani birinci amatöre düştük veya süper amatörde olmanın keşan Anafartala Spor Asistanı, Keşan Spor Asistanı. Yani Keşan Spor da yok gerçi de. Yani şu anda Anafartala Spor. Keşan Spor 1959 var. Bunu da bir söyleme gereği duyuyorum. Buradaki Anafartala Spor, neden söyleme gereği duyuyorum? Şimdi Anafartala Spor'u bir üst kademeye, bürokrasiye, siyasete sevdiremedik nedense Keşan'a. Yani bir Keşan Spor'a tamam da Keşan Spor hepimizin ilk takım, Keşan'ın takımı. Hepimiz saygı duyuyoruz ama Keşan Spor nerede? Evet, Keşan Spor yok ki. Maalesef. Şimdi dolayısıyla Keşan Spor yoksa burada ikinci değer Anafartala Spor'dur. Ama işte Keşan Spor'un yokluğunda Keşan Spor 1959 oraya monte edilmeye çalışıldı. Monte edilmeye çalışıldı. Oysa bana göre bir yanlış olan bir şey. Oysa her yerde evet. Söyledik biz bunu arkadaş. Tertemiz Bal Ligi'ne çıkmamıza rağmen o kadar masraf yapmamıza rağmen harcısız, evet. Borçsuz, tertemiz bir kulübümüz var. Keşan Spor'u madem kapattınız, kapatmak yanlıştır ayrı konu. Ben o tartışmalara girmek istemem benim dışımda ama buyurun gelin Anafartala Spor'a yoğunlaşalım. Onu birlikte barındıralım. Maalesef yani az önce dediğim gibi bürokrasiye, siyasete, Keşan'ın üst kademesine, spor severlere Anafartala Spor'u sevdiremedik. Evet. Sevdiremedik değil. Bence yani sevmemekten kaynaklanmıyor gibime geliyor ama yani sevmemekten. Siz öyle anlıyorsunuz. Gerçekten işte demin de söyledim. Tekirdağ Spor küme düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu bir yerde Tekirdağ Spor maalesef küme düştü. Umarız ki Anafartalar Spor akıllı bir yapılanmayla tekrar iyi bir kongre geçirir, iyi bir listeye sahip olur. Ve önümüzdeki sezon tekrar düştüğü Edirne Spor Amatör Ligi'ne nasıl listeye sahip olursa olsun Sayın Erdoğan Bey. Evet. Zor mu diyorsunuz? Kesinlikle. Yani bu şartlarda kim olursa olsun belki kısa süreliğine az önce dediğim gibi bir yerde yükselirsin düşersin. Evet. Yani bunun çözümünü sanıyorum araya bir şeyler alacaksınız. Çözümünü de konuşuruz. Daha önce de dile getirdik. Yani Keşan'da spor belli bir çatı altında birleşmeli. Onu zaten biraz sonra soracağım. Sevgili dinleyenler, bizleri Tolga Mercan sayfasından, Facebook'ta Tolga Mercan sayfasından izleyebilirsiniz. Görüntülü olarak da spor zamanı orada yayında şu anda. İlerleyen dakikalarda tabii Sayın Başkan'a bu spor birlikteliğiyle ilgili çok önemli en sona onu saklamıştık. Finalde onu sormayı istiyorduk. Ama şimdi Başkan'a başka bir konuyu soracağız. Keşan Belediyesi'nin Anafartalar Spor'a Belkop'un orada verdiği 8 dönümlük bir arazi var Sayın Başkan. Evet. Bu arazinin durumu nedir? Oraya neler yapmayı düşünüyordunuz? Bir projeleriniz, hedefiniz, düşünceleriniz nelerdi? Onların ne kadarını başarabildiniz göreviniz içerisinde? Evet. Ne kadarını başaramadınız Sayın Başkan? Şimdi 2015 yılında Keşan Belediyesi'nin
kulübümüze tahsis ettiği bir arsa. Evet. Tahsis ettiğimiz arsa. 7900 küsur metrekare. Evet. Şimdi biz o günkü durumla bizden şeye çıkardı parası. Dedi ki bir yatırımcı gelsin. Kulüp kendi parasını imkanlarına yapamayacağına göre yer boş bir yer. Evet. 8000 metrekare yaklaşık. Boş bir alan. Şimdi kulüp kendi imkanlarına oraya bir şey yapamayacağına göre dedi ki buraya girişimci alalım. Yapışça devlete göre. Burasını yapsın kulübe devretsin. Ancak sözleşme süremiz orada Keşan Belediyesi'nin bize tahsisi 10 yıllara kadar. 10 yıllara. Şimdi oraya yapılacak en küçük yatırım ki şu anda sadece iki dönüm yerine kafe olarak, kafe park olarak inşa edilmiş bir kısım 300 bin liranın üzerinde bir maliyet çıkardı aslında. Evet. Girişimciler için, yatırımcı için. Şimdi dolayısıyla kulübe çok fazla fayda, kısa vadede çok fazla fayda sağlayamıyor. Yine de nitekim ortaklarından biri de benim. Şu şekilde benim. Onun da açıklamasını yapayım buradan. Zaman zaman kulağıma geliyor bazı şeyler. İki arkadaşımız Özdemir Deniz ve Serkan Bayraktar ortaklığında. Evet. Orası başladı. İkisi de Özdemir bizim eski emekli futbolcularımızdandır. Evet. Serkan Bayraktar da Keşan'ımızın sevilen sayılan 30 yıllık, 25 yıllık hocasıdır. Biliyorsunuz. Sporun içinde olan, spor camiasının içerisinde olan bir arkadaşımız. Evet. Başka teklifler de aldık sağdan sola ama en uygun teklifleri onlardan aldık. O zamandan onlara orasını belli şartlarda sözleşme yaptık. Tüm arazi 8000 metrekare dedik ki buranın şeyi size ait tasarrufu. Evet. Şartlar bunlardır. Sözleşmemiz var. Şimdi burada uzatmaya açmaya gerek yok. Buraya yapım masrafınızı çalıştırın. Belli bir süre sonra işte kulübe kira vermeye başlayın. Bu anlamda. Belli yıl sonra da yaptığınız iş tamamen kulübe kalsın. Daha sonra birlikte açtılar, yaptılar. Özdemir Deniz ortaklıktan çıkmak durumuna kaldı. Kendi meselelerinden dolayı. Bu defa oraya belli bir mücadele verdik. Özdemir'in yaptığı masrafı ben kendisine peşin olarak ödedim. Oranın ortağı oldum. Şimdi oradaki durum şu. 8000 metrekare alanda yaklaşık iki dönümü kafe parkı olarak. Evet. Bayraktar Adi Ortaklığı isminde bir işletme. Diğer geri kalan alanda yaklaşık iki dönüm alanı halı saha projesi. Geri kalan 4000 metrekare gibi alanı da işte orada şey düşün, kır düğününe uygun. 1000 metrekaresi yaklaşık kapalı, geri kalan açık bir cemiyet, nişan, düğün yapılacak bir ortam. Evet. Çünkü yer olarak da uygun biliyorsunuz, çok güzel bir yer. Keşan'ın da bu tip tesislere ihtiyacı var. O bölgede özellikle ihtiyacı var. Evet. Artı dönüşümü kısa vadede olan maddi anlamda bir yatırım. Dolayısıyla kulübede oradan belli bir pay ayrılsın demek. Evet. Şimdi tabii bunu şu anda başlamadık. Orada sanıyorum öyle bir yatırımlar olacak önümüzdeki aylar içinde. Ama şu anki durum Bayraktar Adi Ortaklığı üzerinden tamamen sözleşmesi yapılmış, tasarrufu da o işletmeye devredilmiş bir yer orası. Bu da açıklamanız önemli. Çünkü zaman zaman sürekli kamuoyunda bunlar konuşulan konular. İşte başkan, antrenör burayı işletiyor. İhaleye çıkarılsaydı gibi çok gerçekten eleştiriler var. Evet, ihaleye çıkarıldı zaten. Yani. İhaleden mi? Yani şimdi ihaleye çıkarıldı. Şimdi ilanlar, ilanlar verildi. Evet. Şimdi o günkü, bugün onu eleştiren arkadaşların hepsinin imzası var kararda. Evet. Bunlar kararlarla alınmış. Hem de oy birliğine alınmış. Şartları belli. O gün gelen teklifler kayıt altındadır. Yani sizin ve Serkan Bayraktar'ın ortaklığı ihaleyle olan bir konu. Benim değil. Ben daha sonra. Ben daha sonra dahil oldum oraya ama yani bu resmi olarak ilanlar verildi. Yerel basında duyuruları yapıldı. Sayfamızda duyuruları yapıldı. Teklif verenler de oldu buraya. Siz Özdemir'in payını daha sonra aldınız Sayın Başkan. Tabii ben Özdemir ortaklıktan ayrıldığı için ben parasını ödedim. Rakamı da söyleyen burada çok şey değil. Yani yaklaşık toplam 320 bin lira
civarında. Orasının bir maliyeti var. Sayın Kirezci, bir mesajımız gelmiş. WhatsApp mesajı. Ben onu da buradan dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum ve sizlerle. Mercan Şirketler Grubu'ndan bir yönetici bu mesajı bizim WhatsApp hattımıza atmış. Mercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolga Mercan. Yapılacak yardımlar veya sponsorluklar konusunda farklı dalları veya kuruluşlara destek olur. Mercan Şirketler Grubu'nun öncelikleri sağlık başlığı olmak üzere eğitimdir demiş ve ayrıca şunu da belirtmişler. Özellikle spor dalında başarı gelmez ise, bakın özellikle altını çiziyorum, özellikle spor dalında başarı gelmez ise hiçbir iş adamının destek olacağını düşünmüyoruz, evet, demişler bu mesajda. Doğru. Bu mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca? Doğru. Zaten farklı, evet, söylemedik. Şimdi Sayın Tolga Mercan açıklamasında da bize sponsorluğu bitirdiğimiz dönemde, yaklaşık 3 yıl önce, bunu açıklamasında bundan sonra sağlık ve eğitim sektörüne daha fazla yönelmeyi düşünüyoruz dedi. Bu yönetici aynı şeyi söylemiş zaten. Aynısı, bize gelecek mesajı. Zaten zaman zaman her yerde vurguladık. Mercan'ın, Sayın Mercan'ın sponsorluğu dönemlerinde gerçekten de ciddi anlamda eğiliyordu bu işlere. Evet. Yani bize maddi olarak bir para aktarım olmasa da ama kulübün tüm ihtiyaçlarını malzeme konusunda, malzeme her anlamda karşılıyordular. Bu iyi bir destekti. Ancak tabii bize de o açıklamayı zaten o zaman yaptılar. Yanlış da diye bulmuyoruz. Doğrudur. Nitekim sağlık ve eğitim olmak üzere önemli katkıları da var zaten Keşan için. Erik'te yapılan bir sağlık ocağı merkezi gerçekten. Yani az önce konuştuklarımızı, evet, bir eleştiri gibi, evet, algılamalarını istemem. Evet. O eleştiri değildi. Sadece bu açıklama gereği. Sayın Kirizci, şimdi artık programımızın sonlarına geliyoruz. Az önce de bunu söyledim. Keşan'daki sporun genel olarak bir değerlendirmesini yapacak olursak, kulüplerimizin durumunu, nerede bizim yanlış yaptığımızı genel anlamda bir öz eleştiri yapacak olursak, niçin Keşan'da bu spor konusu gelişmiyor? Bunu bir platformda aslında biz tartışamıyoruz da. Yani bütün kulüplerin Keşan'daki ve bölgemizdeki, hatta Keşan'da buna ön ayak olabilir, bölgemizdeki kulüplerin bile bir araya gelip sporda neler yapılabilir, gençleri nasıl kazanırız, yönetimsel anlamda neler yaparsak başarılı oluruz, bunu tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bunu defalarca aslında dile getiriyorum ama hiçbir spor kulübünden hiçbir şekilde bu konuda bir maalesef bir adım görmüyoruz. Siz bunu bir kulüp başkanı olarak, bu sporun içinde bulunan biri olarak nasıl değerlendireceksiniz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Yani aslına bakarsanız kulüp başkanlığına geldiğimden bir yana, yaklaşık 6-7 yıldan beri zaman zaman sizin programınızda, zaman zaman yazılı basında ve muhabbet dost ortamında hep söylediğim bir şey var. Başarılı olmak istiyorsak belli bir çatı altında birleşmemiz lazım. Ve şehrin yöneticileri buna sahip çıkması lazım. Belediye başkanımız, kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve ondan sonra iş adamlarımız. Şimdi bir lokomotif lazım. Yani arkamızdan gelecek birilerini, güçlü birilerini istiyorsak önce şehrimizin yöneticileri bir şey atacak. Ve Keşan'ın potansiyeli var. Onların da gördüğüne inanıyorum. Ama bakın öyle bir noktalara geldik ki yani artık insanlar siyasetten başka bir şey düşünmez oldu. Ekonomiden başka bir şey düşünmez oldu. Şimdi tamamen bazı kültür olayları, spor olayları, bazı faaliyetler, sosyal faaliyetler askıya alındı. Yani. Sayın Başkan, bir telefon varmış. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz var. Daha sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Özür diliyorum. Dinleyicimizi bekletmemek anlamında. Alo. 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 Sanırsam ad düştü. Biraz sonra tekrar alacağız dinleyicimizi. Lütfen. Evet Sayın Başkan, telefon attığımız, evet, düştü. Devam edelim kaldığımız yerden. Lütfen, evet, buyurun. Yani başka türlüsü olmaz. Evet, buna karşı çıkan arkadaşlarımız da var içimizde. Yani diyorlar ki işte ne kadar çok spor kulübü olursa o kadar iyi. Tabii ki güzel. Yine bir sürü spor kulübü kurulsun ama belli bir çatının altına gelsin, sığsın. Orada herkes üzerine düşen anlamda faaliyetine devam etsin. Evet. Bu çok önemli. Maddi açıdan da çok önemli. Sporun sahiplenmesi açıdan da çok önemli. Bakın göreceksiniz otomatik olarak sponsor bulma
konusunda da problem yaşamayacağız. Yani ciddi yönetimler. Şimdi bakıyorsunuz, yani şimdi her mahallede bir takım oluşmuş, her yerde işte. Şimdi artık kim yönetici olmasın kavgası var. Sayın Başkan, şunu da ben buradan belirtmek istiyorum. Yani spor yöneticilerinin birbirine selam vermediği bir ortamda bunu nasıl başaracağız? Yani yok öyle bir şey aslında, yani ama genelde böyle oluyor. Şimdi, sanki birbirine düşman yok, gibi şimdi davranışlar oluyor bazen. Keşan'da o algı yaratıldı biraz. Evet. Kapanan Keşan Spor için yaratıldı. Ben gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla hiçbirbirine düşman insan yok orada. Ancak yani bazı insanların işte sosyal medyada veya işte medyada aleni tartışmaları, sanki orada bir gerginlik ortamı var, sanki orada bir düşmanlık var, sanki orada bir yolsuzluk var, sanki orada bir başka bir şey var gibi algıladı bunu toplum. Nedense biliyorsunuz kötü şeyleri çok çabuk algılar bizim toplum. Çok çabuk öne çıkar. İyi şeyleri anlatmak çok zordur. Tabii bu yanlış, keşke olmasaydı ama benim gördüğüm dışarıda. Anfartala Spor'ta mesela öyle bir şey yok. Evet. Evet, genel kurullarda tartışmalar olabilir. O ayrı zaman, bu ayrı bir şey. Eleştiriler olabilir, kavga da olabilir. O başka bir şey ama yani camia içinde ben Keşan Spor'da çok bunu görmüyorum. Açıkçası görmüyorum ama biz tabii bir şeye, sistemin içine yakın olduğumuz için belki ama dışarıdan bakan ya da sosyal medyayı gözlemleyen, gazeteyi okuyan kişi öyle düşünüyor da düşünmüyor da. Ondan etkileri var tabii yani ama genel anlamda değil yani genel anlamda bu işin tek sorunu sahiplenilmemesi. Ciddi anlamda sahiplenilmemesi. Bir araya gelememek, bu bir araya gelememenin de en önemli sorunlarından bir tanesi. Buna örnek olacak birisinin olmaması gibi geliyor Sayın Başkan. Bu da iki kişiden geçer. Evet. Bir belediye başkanı, iki kaymakamımız. Buradan o zaman bir çağrıda bulunacak olursanız. Her zaman yaptığım çağrı yine yaparım. Özellikle belediye başkanımıza ve kaymakamımıza. Evet. Emniyette mutlaka bunun içindir. Yani kulüplerimize aynı çatı altında toplama anlamına en azından belli bir süreliğine bile olabilir. Yani işte birkaç dönem yine. Bir havuz oluşturalım. Onlar bu işe sahip çıksın. Onlar iş adamlarımızı yönlendirsin. Ki Keşanlı Spor Kulübü, inanın onlar da bizden daha iyi biliyor. Bu potansiyel var spor anlamında. Sporcu anlamında Keşanlı potansiyel var. Yani bugün yüzlerce çocuğumuz var. Bugün Arafat Rasip'in aldığı yapısına baktığımız zaman yani işte yeter ki onlara imkanı sağlayın. Yüzlerce, bir anda yüzlerce çocuk topluyoruz. Biliyorsunuz biz bir haftada Lige katıldı. Lige katıldı. 30 takım. Evet. 25-30 takım. Altyapımız hariç yani. Şimdi Keşan'ın potansiyel var. Ama tek şey buna sahip çıkmak. Sahip çıkmak derken yani yönetici bulma sorunumuz yok. Yani ben bırakırım biri gelir, o bırakır biri gelir. Önemli olan oraya ne verdiği yönetici. Bir şey veremez, mümkün değil. Parası da olsa bir şey veremez. Yani verir geçici olarak işte. Tekirdağ'a verdiler. Evet. Az önce Tekirdağ'a namaz. Tekirdağ Spor'a verdiler. Güçlü sponsorlar buldular. Bir dönem, iki dönem. Bitti. Şu anda Edirne. Belli bir anlamda belediye yüklendi üstüne. Basketbol işte, kulübü, işte Edirne yani Spor. Başarıyı yakaladılar. Ne kadar? Ne kadar sürecek? Evet. Eskiden böyle değildi. Eskiden biliyorsunuz Edirne Spor Türkiye'de. İkincilikte birinci ligi zorlayan. Spor, birinci ligi zorlayan. Yani. Keşan Spor, üçüncü ligi. Trakya Birlik sponsor olduğu dönemde yani. Birinci ligi zorladı. Yani, şimdi telefon attığımızda Sayın Nazif Taşkunsu var. Bu haftaki bakalım altılı için neler söyleyecek Sayın Taşkunsu? Alo. Alo. Merhaba Sayın Taşkunsu. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar Erdoğan. Sağ olun. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Bu hafta Ankara yarışlarında 8 koşulu bir program var. 6-9 ikinci ayaktan başlıyor. 3. koşudan başlıyor. Evet. 3. koşunu 1-3-4-5-7 birinci ayağı kapatıyoruz. 1-3-4-5-7 olarak kapatıyoruz. İkinci ayakta 5 numarayı bana göre Türkiye'de kimse geçemez bugün. Size Bingün'ü ilk teki olarak veriyoruz. Evet. Üçüncü ayakta 1-4-5-6-11. Dördüncü ayakta sihirbazımız 1 numaraya binmiş. Bana göre o da geçememesi gerekiyor. Rakip arayanlar, çok rakip arayanlar 2 numarayı yazabilirler. Evet. Beşinci ayakta 1-2-3-5-8 numaralı hatları yazıp kapatıyoruz. Son ayak 1, 2, 4, 6 ve 11'i yazıp bugünkü altımızı rahat rahat seyredip herkese bol şanslar diliyoruz. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Anafartalar Spor'un kongresi için neler söyleyeceksiniz? Kısaca hemen bugün Anafartalar Spor'un kongresi var Sayın Taşkunsu. Siz de eski bir spor yöneticisiniz. Aynı zamanda Keşan Spor'da da
yöneticilik yaptınız efendim. Buyurun. Tamam, ben yıllar önce genel kaptanlık yaptım. Evet. Üçüncü gittikken. Tarihi hatalar yaptık. Evet. Yani tarihi hatalar derken amatör kulüplerimizi bir anda bıraktık. Evet. Kendi halimizde tutturduk bir üçüncülük sevdası. Bakın neler oldu. Üçüncülük sevdasından sonra bana göre Anafatalar iyi yolda, doğru yolda. Böyle onlar da bu yıl küme düştü biliyorsunuz. Süper amatörlükten birinci amatöre düştü efendim. Bu futbolda olan şeyler bunlar. Evet. Yani düşmeler, çıkmalar diyorsunuz. Evet. Koskoca Gençler Birliği düştü. Evet. Hem de İlhan Cavcan sezonunda düştü. Maalesef. Toparlansınlar. Yani bana göre iyi takım. Yani Keşan'a bunlar isimleriyle, şanlarıyla anlan kulüpler. Keşan Spor, Anafartalar Spor, eskiden Keşan Gençlik, bunlar iyi takımlardı. Evet. Ama biz takımları bir araya getirdiğimizde yanlış işler yaptık her zaman. Hata yaptık. Maalesef. Büyük hatalar yaptık. O hataları hala bugüne yansıyor bunlar diyorsunuz Sayın Taşkın, söyle mi? Daha kötü yansıyor. Ya bırak Aydoğan Spor kalsın, bırak Gençlik Kulübü kalsın, bırak Üç kulübün birleşmesi hataydı diyorsunuz yani açıkçası. Büyük hataydı, büyük evet. Hata. Çok iyi şeyler zannettik ama yanılmışız. Büyük paralar kaybettik. Yani Hüseyin Adalı, Kamil abi, ben o zamanlar beraber çok iyi çalışıyorduk. Kimse bizi uyandırmadı. Ya bırak kardeşim o takımlar kalsın, onları niye bozuyorsun demediler. Biz de işte, hoşumuza gitti işte üçüncülük. Evet. Sayın Taşkın Su, sizlerin bu yönünü de dinleyicilerimize paylaşmış olduk. Sayın Taşkın Su üçüncülükte yöneticilik yapan abilerimizden bir tanesiydi. Teşekkür ediyoruz. Sadece altılı iddiasıyla değil, spor bilgisiyle de, futbol bilgisiyle de Sayın Taşkın Su'ya bugün bu görüşlerini paylaştı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Programınıza sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Sayın Kirezci, son olarak hemen şunu sormak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz Sayın Taşkın Su'nun bu söylediklerini? Biz bir üçüncülük sevdası takıldık dedi, amatörleri unuttuk dedi. Bu konuda hemen kısaca görüşümüzü alalım, programımızı kapatacağız efendim. Buyurun. Evet. İşte başından beri vurguladığımız gibi aslında çok farklı şeyler de değil. Yani amatöre yönelik. Şimdi hep bir lafımız vardır. Ben amatörü şey olarak görüyorum. Yemeğin altındaki ateş olarak. O ateşi yakmazsanız yemeği kaynatamazsınız. Bugün artık her şeyimiz ithal olduğu gibi futbolcumuz da ithal olur. Yine tekim de oldu. Evet. Ondan sonra çıktı yerli ve milli izleyi de varız hani sokaklarda. Ama futbolcumuz bile yabancı işte. Şimdi o yüzden amatörsüm ama bakıyorum yani işte bir seçim ortamındayız. Hiçbir siyasetçi lazım. Amatör sporla ilgili bir şey yok. Kültürel olaylarla ilgili bir şey yok. Ben sağ sol ayrımı o parti... Genel anlamda söylüyorum. Evet. Hiçbir siyasetçi. Herkesin ağzında para. Para yani budur. Teşekkürler. Ama maalesef bu işin devamlılığı yok. Ben teşekkür ederim. Buradan da Keşan Efendi dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Sevgili dinleyenler, bu haftaki konuğumuz Anafartalar Spor Başkanı. Bir saat sonra kongre var. Nerede efendim kongre, onu da bir söylerseniz. Yeni Mahallede, Kafe Mon'da. Bu bizim Kafe Mon'da. Anafartalar Spor'un tesisleri Kafe Mon'da bir saat sonra kongre başlayacak, çoğunluk olursa eğer. Ben hemen Sayın Nazif Taşkunsu'nun bugünkü altılı tahminlerini sizlere veriyorum. Programımızı kapatacağız. Birinci ayakta 1, 3, 4, 5, 7. İkinci ayakta 5 tek. Üçüncü ayakta 1, 4, 5, 6, 11. Dördüncü ayakta 1, 2. Beşinci ayakta 1, 2, 3, 5, 8. Altıncı ayak ve son ayakta da 1, 2, 4, 6 ve 11. Bol şanslar diliyoruz. Bu arada bir saat sonra kongrede üyelerine hesap verecek olan Sayın Salih Kirizci'ye de buradan gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü bizlerle birlikte oldu. Kongre öncesi bizlerle birlikte oldu. Belki de kongrede konuşacağı birçok şeyi sizlerle paylaştı. Orada da mutlaka ona sorular gelecek veya işte hesap verirken orada üyelerine açıklamalarda bulunacak ama bu açıklamalardan önce Keşan Efendi bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta spor zamanında tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Esen kalın diyorum sevgili dinleyenler. Sporsuz kalmayın, mutlaka spor yapmaya çalışın. İyi günler diliyorum. Tüm elektrik işleri ve aydınlatma gereçleri için adresiniz Çetin Elektrik ve Aydınlatma. Keşan'da Paşa'nın caddesi numara 18'de. Telefon 715-1585. Aydınlığa bizimle ulaşın. Çetin Elektrik ve Aydınlatma'nın sunduğu spor zamanı sona erdi.